Burası Osmancı vitrini, ırmağımızın kenarı, işte her türlü, her yönüyle değerlendirdiğimiz, güzelleştirmek için çaba gayret sarf ettiğimiz, her geçen günde güzelleşen bir mekan. Tarihi konaklarla, parkıyla, camisiyle, köprüsüyle, kalesiyle bir lokasyon burası. Hayalimiz, hedefimiz insanlar burada güzel vakit geçirsin, burada etkinlikler yapsın. Şöyle ırmak manzaralı el atölyeler olsun, çamurdan tezgahlar olsun, saksıdan vazoya, vazodan el sanatlarının her türüne kadar yapsınlar. Telkari sanatının olduğu, ebru sanatının olduğu veya diğer etkinliklerin olduğu konaklar, konak odaları, sanat atölyeleri olsun. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, amacımız bu. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu Ziraat Odası, ilçe şoför odası var ama bizim hedefimiz, amacımız onların burada olması değil, onları başka yerlere taşımak. Çünkü burası milletin kullanacağı, milletin hizmetinde olması gereken tarihi bir alan. İnsanlar Çorum'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan bu alanlara gezmek için ve Osmancık'ta para harcamak için gelsin istiyoruz. Ve bu kapsamda kaleye bir asansör yaptırıp insanları, yaşlı, Osmancıklı, geçmişte kaleye çıkmış ama bugün çıkamayanları kaleye çıkarmak. Yurt dışından, şehir dışından gelenleri yine kalenin zirvesinden Osmancı'yı izlettirmek için bir çalışmamız var. Yine kalenin dibindeki bu kalenin güzel görüntüsünü bozan binaları inşallah devlet eliyle kamulaştırıp o binaları açacağız. Yani kaleye sıfır ne bina ne yapı kalacak. Burayı da böylece çamlı ağaçlı güzel bir alanla kaleyi daha mimari olarak ortaya çıkarmış olacağız. İnşallah belediye başkanımızla beraber Asya tesislerinin oradan şehrin merkezine kadar bu alanı sağlı sollu rekreasyon alanları, parklar yaparak daha güzelleştireceğiz. Tabi biz bunu yaparken Osmancıklara da çok büyük iş düşüyor. Öyle herkes kafasına göre ırmağın kenarına istediği yere istediği yapı yapmayacak. Herkes bu mimariye uygun, bu yapıya uygun yapılar yaparsa bu şehrin değeri artar. Herkes kafasına göre bu parka gelip bir kamele yaparsa, gelip bir şey koyarsa ya da karşıdaki binaları, yandaki binaları istediği gibi yaparsa şehrin görüntüsü bozar. Görüntüsü bozulur. Kitabenin oradaki sağ taraftaki binaları bina giydirmesiyle, sokak sağlıklaştırmasıyla, Kaymakam Bey'in destekleriyle, belediyemizin destekleriyle bu hale getirdik. İnşallah çarşımızın tamamını da bu hale getireceğiz. İnşallah sizlerin gayretiyle, desteğiyle bu şehri daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. İnsanların bir taraftan sosyal ihtiyaçlarını gezme, konaklama ve sanata yönelik ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bir taraftan da çocuklar için, çocukların da eğlenebileceği, at binebileceği, bisiklet binebileceği, motokros yapabileceği alanları da inşallah at yarışı alanlarında bir binicilik tesisi yaparak engelli, engelsiz alanlarla çocukların hizmetine kavuşturacağız. Gençlerimiz bir taraftan diğer sporları, futbol, voleybol, basketbol, yüzme, diğer taraftan ata binme, okçuluk, diğer taraftan el sanatlarıyla çocuklarımızı her alanda yetişebilir, her alanda söz sahibi olabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.